Uyarın. Zaten hızlı bitireceğim inşallah ama. Hazırız değil mi arkadaşlar? Evet. Değerli basın mensupları, iyi mesailer diliyorum, sağlık diliyorum. Bugün AK Parti'nin 7. olağan büyük kongresi yapıldı. Toplumun, tabi devlet yönetmeleri hasabıyla da toplumun bütün kesimleri acaba bir umutla şöyle bir gözlerini AK Parti kongresine çevirdiler. Kongre manifesto kongresi olarak ilan edildi ve başladı. Ama üzülerek söyleyeyim ki fiyasko kongresi olarak bitti. Bu kongreyle ilgili kaba ve ana değerlendirmemiz budur. Erdoğan bu kongrede yeni anayasa masalı anlattı ama Türkiye'de can ve mal güvenliğini ortadan kaldıran Erdoğan'dır. Erdoğan bu kongrede otoyollardan, köprülerden, havayollarından bahsetti, havalanlarından ama bir şeyi unuttu. Bu otoyollardan, köprülerden geçecek para millette yok. Erdoğan millet bahçelerinden bahsetti bu kongrede. Ama milletin o bahçelere gidecek, orada çay içecek parasının olmadığını da gene atladı. Erdoğan'ın bugünkü manifestosunda esnaf yok. İşçi, köylü, memur, emekli, EYT'li yok. 3600 ek göstergeyi bekleyen din görevlisi, öğretmen, hemşire, polis yok. Aşı yok. Sağlık çalışanlarına teşekkür yok, vefa yok ve gençler yok. Velhasıl bugünkü sözde manifesto kongresinde umut yok. Fiyasko var. Toplumun bütün kesimleri ekonomideki sıkıntıyla ilgili olarak bugün bir ışık, bir umut, bir haber bekledi. Erdoğan ne yaptı? Millete yastık altını gösterdi. Gözünü milletin yastık altındaki birikimine diktiğini bu kongrede açık açık ilan etti. Ekonomiyi ben bitirdim, siz yastık altındakileri çıkarın, finans sistemine katın da belki ülke kurtulur demeye getirdi. Yani dünyanın büyük ülkeleriyle aşık atan Erdoğan, batırdığı ekonomiyi milletin yastık altı birikimiyle kurtaracağını adeta bu kongrede belirtti. Aile kurun, evlenme yaşı çok geç oldu, 30'lara çıktı diyor. İyi de gençlerin işi yok, aşı yok. Adam yiyecek aş, ekmek bulamıyor, sen adama evlen, yuva kur diyorsun, dalga geçer gibi. Erdoğan'ın Türkiye gerçeklerinden haberinin olmadığı da bu kongrede ortaya çıktı. Değerli arkadaşlar, Erdoğan Türkiye'de üç şeyi batırdı, düşürdü, üç şeyi de çıkardı. Neyi düşürdü? Büyümeyi, tek adam rejiminin başlangıcı itibariyle, 2018 itibariyle söyleyeyim, 5.8'den 1.8'e büyüme düştü Erdoğan. Çıkıp bu kongrede bunun öz eleştirisini yaptın mı? Milli gelirimiz 891 milyar dolar idi tek adam rejimine geçtiğimizde. Şimdi 717 milyar. Yani neredeyse 150 milyar dolar milli gelirimiz kayıp düşmüş Erdoğan. Kişi başına gelirimiz sen tek adam olduğunda 10.694 dolar idi. Şimdi 8.500 dolar Erdoğan. Bu göstergeler bile ekonominin tıkanması, milletin huzurunun, refahının, mutluluğunun bozulmasına yeter zaten. Ne çıktı? İşsizlik sen tek adam olduğunda 6 milyon 800 bin iken 11 milyon 195 bin işsizimiz var Erdoğan. Herhalde haberin yok. Devletin borcu sen tek adam olarak devleti idare etmeye başladığında 970 milyar TL idi. Şimdi kaç Erdoğan, haberin var mı? Devletin iç ve dış borcu. Ben söyleyeyim.
1.838.000.000 TL borç batağındasın, borç. Enflasyon, sen tek adam olarak devleti idare etmeye başladığında %12 idi. İkide bir başkanını değiştirdin, TÜİK rakamlarına göre 17-18. Sokakta, çarşıda, pazarda enflasyon %30. Ve sen kalkmışsın, manifesto diyorsun, millete masal anlatıyorsun, türkü söylüyorsun. Ve millet bunları yemiyor. Bugün kongrede beyefendi diyor ki, geldiğimizde demokrasimiz yaralıydı, kalkınmamız eksikti, huzurumuz kaçıktı. Şimdi tablo ne? Senin geldiğinde yaralı demokrasi diye ifade ettiğin demokrasi cezaevinde. Senin geldiğinde eksik dediğin kalkınmamız 5 kişiye teslim edilmiş. 5 kişi kalkınıyor Türkiye'de. 83 milyon batıyor, beşli çete diye nitelendirdiğimiz 5 kişi kalkınıyor. Huzurumuz kaçık diyordun. Türkiye'de sarayın dışında hiçbir yerde huzur yok. Kaçık maçık bir huzur var idi. Şimdi Türkiye'de huzur yok, huzur. Milletin yüzü yerde. Ve yeni anayasa diyor, sivil anayasa diyor. Çöken tek adam rejimini anayasa yaması kurtarmaz Sayın Erdoğan. Unutma. Senin çöken rejimin anayasa yamasıyla kurtulmaz. Ayrıca demokrasiyi tramvaya benzeten den, yani demokrasi bir tramvaydır, bineriz, işimize gelmeyen yerde ineriz diyenden demokrat olmaz. Demokrat olmayan kafadan da sivil anayasa çıkmaz. Çıkmaz. Eğer sen bir anayasayla meşgul olacaksan, önce anayasaya gölge etme. Orta yerdeki anayasaya gölge etme. Çiğneme. Meclise baskı yapma. Yargıya talimat verme. İnsanların yaşam tarzına karışma. Toplumu bölme. Devleti çürütme. Sonra ne yap? Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uy. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymam diyen ilk derece mahkemeleriyle ilgili Adalet Bakanı'na işlem yaptır. Trump için Branson'u bırakırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Osman Kavala'yı rehin tutar gibi cezaevinde tutma. Biz de senin bir parça demokrasiye ısındığını, demokrasiyi içselleştirmeye başladığını düşünelim ve inanalım. Sonra şunu da yap. Boğaziçi'li öğrencilerden özür dile. Yetmez. Cumartesi annelerinden coplattığın, biber gazı sıktığın cumartesi annelerinden de özür dile. Yetmez. Tekmelettiğin Soma işçilerinden de özür dile. Yetmez. Yuhalattığın Berkin Elvan'ın annesinden de özür dile. Ve Metin Akpınar'dan, Müjdat Gezen'den de bir özür dile. Ve inanalım, anlayalım ki Erdoğan demokrasi limanına yelken açmış. Bunları yapmadan senin ağzına sivil anayasa ifadesi bile yakışmaz. Pot durur. Bunun da altını çizelim değerli arkadaşlar. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri subay, assubay yetiştiren harp okulları ile yüksek okullara giriş koşulları değişti değerli arkadaşlar. Sivil anayasa diyen bugün kongrede Erdoğan bu yönetmelikleri değiştirdi. Peki ne yaptı? Ne var bunda da denebilir. Bunda şu var. Eski yönetmelik şöyleydi. Kendisinin, aile üyelerinin irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olması diye bir koşul vardı. İrticai ve bölücü faaliyetleri benimsememiş olması. Yenisinde ne var? Terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibat bulunmamalı diyor. Nerede irtica? Nerede? Terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplar. Kim verecek bu kararı?
Kim verecek? Biz FETÖ ile ilgili çekincelerimizi söylerken FETÖ'ye metiyeler diziyordunuz. Sonra terörist yaptınız darbeyi görünce. Bu nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bu şudur. İrticai faaliyetler ve yeşil ışık yakmaktır yeniden. Bu nedir? FETÖ'nün boşalttığı alanı, devlette boşalttığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde boşalttığı alanı yeni tarikat ve cemaatlere terktir. Terk. Bu nedir? 15 Temmuz darbesinden hiç ama hiç ders alınmadığının göstergesidir. Bu nedir? Cumhuriyetle inatlaşmaya devamdır. Aydınlanmaya defanstır. Bu yönetmeliği biz böyle okuyoruz. Ve hepimizin, herkesin dilinde tüy biten bir ikazı yeniden yapıyoruz. Camiye, okula, kışlaya siyaset giren devletler çürür, toplumlar ayrışır. Yapma. Tekrar ediyorum. Camiye, kışlaya, okula siyaseti sokup devleti çürütme, toplumu bölme. Değerli arkadaşlar, Erdoğan'ın daha önce milli görüş gömleğini çıkardığını biliyoruz. Kendi beyanı da vardır. Sonra biliyorsunuz hedefime ulaşmak için papaz elbisesi giyerim dediğini de hatırlıyoruz dün gibi. Daha evvel milli görüş gömleğini çıkaran Recep Tayyip Erdoğan bugünlerde papaz elbisesini de çıkardı. Artık papaz elbisesine gerek duymuyor. Kutuplaşma, ötekileştirme politikasını terk etti. Bakın bir şey söylüyor. Erdoğan kutuplaştırma ve ötekileştirme politikasını terk etti diyor. Güzel gibi duruyor. Yerini başka bir şey aldı. Yerini kin ve nefret siyaseti aldı. Kutuplaşma ve ötekileşmenin gitmesi güzel. Ama bunun yerine, kucaklaşma ve barış yerine kin ve nefret siyasetinin alması çok vahim. Vahim üstü. İşte İstanbul Sözleşmesi'ndeki tutumu papaz elbisesini çıkardığının resmidir. Kutuplaşma ve ötekileştirme politikasının yerine kin ve nefret siyasetine evrildiğinin, Erdoğan siyasetinin resmidir. Türkiye'nin yüzünü modern dünyadan ve batıdan çevirdiğinin resmidir. Bugün beyefendi kurultayında diyor ki, yüzümüzü batıdan da doğudan da çeviremeyiz diyor. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin iphesi durdurulması, Türkiye'nin yüzünü modern dünyadan çevirmesidir. Modern dünyaya, çağdaş dünyaya, aydınlanmaya sırtını dönmesinin resmidir. Neden diye arkadaşlar evvelsi gün bir soru sordu bana. Neden İstanbul Sözleşmesi ile ilgili böyle bir karar aldı? Onaylandığında, imzalandığında göklere çıkardıkları İstanbul Sözleşmesi'nden neden vazgeçtiler? Söyleyeyim. Söyledim, söyleyeyim. Erdoğan önce liberallerin güvenini kaybetti. Erdoğan sonra demokratların güvenini kaybetti ve itimadını kaybetti. Erdoğan daha sonra milliyetçilerin güven ve itimadını kaybetti. Ve en son Erdoğan muhafazakarların güven ve itimadını da kaybetti. Şimdi Erdoğan umudunu tarikat şeyhlerine bağladı. Muhafazakarların, samimi muhafazakarların güven ve umudunu kaybeden Erdoğan umudunu tarikat şeyhlerine bağladı. Nasıl ki MHP kurultayına paketleyip fiyonklayıp HDP'nin kapatılma davasını
ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesini MHP kurultayına hediye etti. Güya milliyetçilerin güven ve umudunu kazanmak için. Şimdi güya muhafazakarların umudunu, güvenini kazanmak için de tarikat şeyhlerine İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını fiyonklayıp, paketleyip gönderdi. Bunlar Erdoğan'ı kurtarır mı derseniz, kurtarmaz. Batırır. Olsa olsa batırır. Değerli basın mensupları, ülkemizde Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne kadar 98 yılda 12 muhterem saygıdeğer Cumhurbaşkanı görev yaptı. Kenan Evren'i tabii kategori dışı tutmamız da lazım. Onu da altını çizelim. Hiçbir ama hiçbir sayın Cumhurbaşkanı şu iki sözü etmedi. Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum demedi Erdoğan'ın dışındaki hiçbir cumhurbaşkanı. Gene hiçbir cumhurbaşkanı kadın cinayetleri abartılıyor demedi. Erdoğan söyledi. Niye söyledi? Niye İstanbul Sözleşmesi'ni feshetti? Şunun için feshetti. Tekrar ediyorum. Battı. Batan gemi tıkaç tutmaz, batıyor, son bir umutla o posttaki ömrünü uzatmak için böyle ucube bir karar aldı. Ama Sayın Genel Başkanımızın müteaddit defalar söylediği gibi, Türkiye'de 42 milyon kadın o postu Erdoğan'a dar eder. Ve Erdoğan'ı o posttan ben kadın erkek eşitliğine zaten inanmıyorum diyen Erdoğan'ı o posttan güvenerek söylüyorum, kıvanarak söylüyorum, kadınlar indirecektir. Değerli arkadaşlar, bu ülkede çeşitli alanlarda vesayet ifadeleri, nitelemeleri çok yapıldı. Bunların bir kısmına ben de katılırım. Asker vesayeti, yargı vesayeti, beşli çete vesayeti, tek adam vesayeti. Ama şimdi bir de başımıza imam vesayeti çıktı. İmamlar siyasete ve iktidara ayar vermeye, meclisin en büyük partisinin, yani sandalye sayısından büyük parti diyorum tabii ki, en büyük partisinin grup başkan vekillerine ayar çekmeye başladılar. Vallahi ben rahatsız oldum. Ben de grup başkan vekiliyim. Ben rahatsız oldum. AK Parti grup başkan vekilleri, böyle imamların, devlet memurlarının siyasette rajon keserken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda CHP'ye laf yetiştirmek ve çamur atmak yerine biraz işlerini yapmalarının siyasetin doğası gereği olduğunu düşünürüm. Devleti artık seçilmişler değil, atanmışlar, sadece atanmışlar, devleti ve siyaseti sevk ve idare eder hale geldi. Evet, devletin memuru olur, bürokrat atanmış olur. Siyaseti seçilmiş yapar. Şimdi devletin atanmış memuru, imamı, sözcüsü siyaset yapıyor. Siyasetçiler ne yapıyor? Onu da aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Düşük performanslı bir kongre izledik. Evet, salon lebalepti ama ruh ve heyecan yoktu. Salon lebalepti ama 83 milyon ıssızdı. Sayın Erdoğan bugünkü kongrede bana göre tam tabirle manifesto kurultayı olarak ilan ettikleri kongrede bir fiyaskoyla sonuçlandırarak parti yönetimindeki koltuk sayısını arttırmak suretiyle de suç ortağı sayısını arttırarak kongreyi sanıyorum tamamladı. Kongre ile ilgili tablo budur. Değerli arkadaşlar, Osmanlı'dan kalma bir hikaye vardır. Bir gelenek vardır. Eski sadrazam yeni sadrazama görevi devrederken kapalı 3 zarf bırakır. Kapalı zarflar burada. Şimdi
Erdoğan için 3 zarf hikayesi hakikaten yaşandı. 2 zarf da açıldı. Ve sadrazam der ki başın sıkışınca birinci zarfı açar, aç, çok sıkışırsa ikinci zarfı aç, daha çok sıkışırsa üçüncü zarfı aç der eski sadrazam. Göreve başlayan sadrazam görevinden belli bir süre sonra birinci zarfı açar. Birinci zarfta şöyle yazar: senden öncekileri kötüle. Ve Erdoğan sanıyorum 2005'ten 6'dan sonra başladı. Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Özal, Yılmaz, Çiller, Erbakan ve Ecevit'e etmediği laf bırakmadı. Kötüledi. Kendisinden önce o zamanki şeyle 83 yıllık Cumhuriyet tarihinde, 75 yıllık Cumhuriyet tarihinde yapılanı yaptıkça bu şu yanlış, bu yanlış. Kendisinden öncekileri kötüleyip durdu. Bugün gerçi merhum Erbakan'dan ve merhum Türkeş'ten ve sanıyorum merhum Menderes'ten biraz hayırla bahsetmiş. Üçüncü zarftan sonra birinci zarfa geri dönülmüyor Erdoğan. Sen bu işi yaptın. Senden öncekileri kötüledin. Bir süre böyle idare etti. Fakat olmadı. Olmayınca sanıyorum 2014'te de ikinci zarfı açtı. İkinci zarfı açtı. Etrafını kötüle yazmıştı önceki sadrazam. Erdoğan durur mu? İşler kötü gidiyor. Eskileri kötülemekle 3-5 yılı kurtardı. Ama millet baktı ki suç eskilerde değil, sende. Bu sefer etrafını kötülemeye başladı. Abdullah Gül, Bülent Arınç, Davutoğlu, Babacan, Atalay, Gökçek, Ergin, Dinçer, Merkez Bankası başkanları da dahil 3 tane. Bunları kötüledi. Yetmedi. Ekonomik buhran, ekonomik kriz vardı. Eskileri kötüledi. Ekonomik buhrana geldik. Etrafını kötüledi. Şimdi bir ekonomik felaketle karşı karşıyayız. Erdoğan bugünlerde bu üçüncü zarfı açıyor. O da budur. Erdoğan'ın 3 zarf hazırlama zamanı gelmiştir. Türkiye'nin ekonomisini, Türkiye'nin huzurunu, iç barışını daha fazla bozması Erdoğan'ın Türkiye'ye yapabileceği kötülüklerin sonunun olmadığı anlamına gelir. Ve toplumun, Türkiye'nin sahibi olan 83 milyonun Erdoğan'ın daha fazla devleti çürütmesine, daha fazla toplumun huzurunu bozmasına, Türkiye'nin iç barışını tahrip etmesine, kin ve nefret siyasetiyle kaotik bir ortam oluşturmasına, başta kadınlarımız olmak üzere 83 milyon müsaade etmeyecektir diye düşünüp değerlendiriyoruz değerli arkadaşlar. Ben bu kongreyle birlikte büyük hayal kırıklığı yaşayan esnafımıza, işçimize, köylümüze, çiftçimize, memurumuza, emeklimize, gençlerimize, çalışan çalışamayanlarımıza, EYT'lilere, 3600'ü bekleyenlere buradan şunu söylüyorum. Erdoğan'a rağmen Türkiye büyük bir ülkedir. Bu millet büyük bir millettir. Bu ülke ve bu millet bu sorunları namuslu, dürüst, ahlaklı yöneticilerin devlete yönetmeye başladığı andan itibaren çok kısa bir sürede çözecektir. Yeter ki aziz milletimiz emaneti ehline versin. Çok teşekkürler arkadaşlar. Soru varsa alalım, yoksa Lütfü Bey'i de ekletmemiş olalım. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Görüşürüz.